uyku ve depresyon arasında nasıl bir ilişki var? Strese iyi gelen takviyeler ve bitkisel destekler neler? Yaşasın Hayat başlıyor. Yaşasın Hayat'tan merhaba, ben Melda Yücel Kocaer. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte Yaşasın Hayat diyoruz. Sağlıklı haberleri de hemen peşi sıra yoruma başlıyoruz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Son derece önemli haberler, son gelen haberler. Önümüzdeki sürece dair bize nasıl sinyal veriyor bunu da bir anlamda sizinle birlikte yorumlamış olacağız. Diyor ki haber, beyin 90'lı yaşlara kadar yeni hücre üretebiliyor. Yani sürekli gençleşebiliyor mu? Gençleşmek gibi algılamak doğru değil ama beyin bilmemiz gereken şey şu. Doğduğumuz andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşımız ne olursa olsun beynimizin bir plastisite özelliği var. Yani kendini yenileyebilme. Yani bundan 30-40 yıl önce düşünüldüğü veya söylendiği gibi beyin hücreleri kendini yenileyemez. Ölen hücrenin yerisi ne yenisi konmaz diye bir şey yok. Hem hücreler kendilerini yenileyebiliyorlar hem de hücreler arası bağlantıların sayısını artırmak mümkün. Bunun tek yolu daha çok öğrenmeye açık olmak, daha çok yeni bilgiler depolamaya açık olmak ve daha çok sosyalleşmek. Böyle yaptığınız zaman beyniniz hiçbir zaman size kolay kolay ihanet etmiyor. Yani normal kendi haline bıraktığınız zaman zaten bulama, dağdaki çobanın veya çöldeki insanın sorunu değil. Bunama problemi daha çok şehirde yaşayan, stresle, huzursuzlukla, uykusuzlukla, kötü beslenmeyle, az hareketle hayatını geçiren insanların sorunu birinci planda. Evet, önemliydi. Geldik ikinci habere. Kan basıncını düşürmek demans önlemeye yardımcı olabilir. Nasıl o zaman hareket etmeli? Tansiyon meselesinin önemini vurgulayan bir çalışma bu. Bilinen bir bilginin bir kez daha doğrulanması. Çünkü tansiyonu ne kadar iyi yönetirseniz, kan basıncı yüksekliğiniz sorununuz varsa, yani hipertansiyonlu biriyseniz ve bu hipertansiyon meselesiyle ilgili yaşam tarzı değişikliklerini, özellikle beslenme, uyku ve egzersizle ilgili ilaç tavsiyelerini ne kadar doğru uyguladıysanız, o kadar damar sertliğinden korunursunuz. Bellek bozukluklarının içerisinde en azından yarısı Alzheimer'dan değil doğrudan doğruya damar sertliğinden, yani aterosklerozdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer aterosklerozun risk faktörlerinden birinin, hatta hemen hemen en önemlisinin hipertansiyon olduğunu düşünürseniz, hipertansiyon önlemek damar sertliğini önlemek. Damar sertliğini önlemek de demansla mücadeleyi beyinde damar sertliği azalırsa, beyin daha iyi kanlanırsa, daha iyi oksijenlenirse daha geç yaşlanır ve daha genç kalır. Dolayısıyla hipertansiyonla iyi bir mücadele sağlam bir belleğin de garantilerinden biridir. Doğru bir bilgi. Peki, geldik üçüncü habere. Covid-19 beyinde Alzheimer benzeri hasarlar bırakıyor. Sisli beyin diyorduk, onun bir adım daha, belki birkaç bir adım daha mı ötesi? Muhtemelen daha ötesi gelecek. Şöyle gelecek, Covid-19'a yol açan koronavirüs gerçekten çok şaşırtıcı neticeler, hasarlar bırakabilen bir virüs. Yani bu bizim her zaman yıllardır kış aylarında karşılaştığımız influenza, parainfluenza, rinovirüs ve benzeri kış virüslerinden farklı olarak tahribatlarını kısa bir dönemde yapıp halledip gitmiyor. Kalıcı tahribatlar yapabiliyor. Bu tahribatların önemli bir kısmı akciğerde. Covid geçiren çoğu insan şu anda nefes alıp vermekte zorlanabilen bir pozisyona geçebiliyor. Yani Covid'e bağlı akciğer fibrozisi bugün tartışma konusu, önemli bir konu. Çok akciğerin gaz değişimini bozabiliyor Covid. Bir nevi interstisyel fibrozis dediğimiz bir genetik hastalığı taklit eden geride hasarlar bırakabiliyor. Aynı şekilde Covid damar düzeyinde hasar bırakabiliyor. Yine Covid beyinde başlangıçta sisli beyinmiş gibi görünen ama zaman içinde Alzheimer'ı, hatta Parkinson'u, çünkü Covid geçirenlerde Parkinson sıklığının da arttığını gösteren veriler yayınlanmaya başladı. Anlaşılan o ki Melda Hanım, önümüzdeki günlerde bu Covid meselesiyle ilgili elimizdeki veriler analiz edildikçe ve Covid fırtınasının üzerinden bir miktar yüzümüzü kaldırıp daha derin araştırmalara bakma fırsatı yakaladıkça Covid'in hasarları konusunda daha çok şey konuşabileceğiz. Öyle görünüyor. Evet. Değil mi? Hasar tespit sonradan, evet, yapılıyor.
hocam. Evet, evet öyle görünüyor. Geçelim haftanın gündemine hocam, hızlı bir seri bir şekilde gelecek olursak. Uyku diyoruz. Az önce de uykudan bahsettiniz. Evet. Aslında hani bir dönem egzersiz diyorduk, ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Ve şimdi uykunun önemini aslında ilaç gibi, tedavi gibi düşünebiliriz. Depresyon uyku ilişkisi dediğimizde iyi bir uyku hani tabiri caizse çekersek her türlü ruhumuz, bedenimiz tamir edilmiş halde mi uyanırız? Kısmen öyle ama depresyon uyku ilişkisi tavuk yumurta ilişkisi gibidir. Yani depresyon mu uykuyu bozar, uyku mu depresyonu bozar? İkisi de birbirini bozar. Ama bilmemiz lazım ki bu son dönemde artık özellikle COVID ama arkasından bu ekonomik sorunlar, dünya ölçeğindeki savaş tamtamlarının çalmaya başlaması hepimize ruhsal sorunlar, endişe, kaygı problemlerini arttırdı. Hepimizin uykusunu az ya da çok kaçırdı. Dolayısıyla uykusuzluk problemiyle depresyona eğilim problemi bir araya geldiği için hep konuşuyoruz. Covid salgının arkasından bir depresyon ve uykusuzluk salgını geldi. Kırılıyor ortalık. Yani bütün dünyada, bütün ülkelerde antidepresan satışında patlama var. Ama Türkiye şu an itibariyle Avrupa birincisi. Son geçtiğimiz yıl neredeyse 70 milyon kutudan fazla antidepresan tüketmişi 80 milyonluk bir ülke olarak. Ne yazık ki şampiyon. Muazzam bir rakam bu. Gerçekten çok üzerinde durulması gereken bir rakam, incelemesi gereken bir rakam. Ama aynı şekilde muazzam bir uykusuzluk problemini yaşıyoruz. Eskiden ara sıra bazı kişilerin yaşadığı bu uyku adlı sorunu, uykusuzluk adlı sorunu artık 50 yaşın üstünde olup yaşamayan pek kalmadı. Çünkü bu hayat tarzındaki değişiklikler bizden çok onları ilgilendiriyor. Yani gençleri ilgilendiriyor, yaşlıları ilgilendiriyor ama şimdi orta yaşlılar da ilgilenmeye başladı. Neticede uykusuz gençler başka bir nedenle uyku sorunu çekiyorlar. Onların bir sosyal medya problemleri var. Gençlerin üzerinde bir kabus gibi artık bana göre sosyal medya ve sosyal medya kirliliği. Bir gün inşallah konuşuruz. Artık Facebook depresyonu diye bir şey konuşmaya başladık. Facebook depresyonu yani ergenler üzerinde ergenleri depresyona sokan, ruhsal sorunlarını artıran, anksiyetelerini artıran, onları daha ekran zorluğu fena halde. Pek çok yani çok yönü var onun, ayrı bir konu o. Ama bilelim ki uyku meselesi, depresyon meselesi çok daha fazla kafa patlatmamız gereken, biz iç hastalıkları uzmanlarıyla, nörologların ve psikiyatrların bir araya gelip masaya yatırıp üzerinde karşılıklı liyazon ilişkileri, birbirini etkileyen sorunlar çünkü bunlar. Çünkü depresyona girdiniz. Depresyon bir süre sonra başka organik sorunlara yol açıyor. Evet, nelere kapı aralar onu sormak istiyorum. Depresyonu olan bir kişi daha çok mesela bunu. Uykuyu kaçıran başlıkları hayatımızdan çıkarmadıkça hani uyku sağlıklı bir şekilde hayatımıza girer mi? Yani hayatımızda uykuyu kaçıran nedenleri önce bulursak, onları elersek tabii ki yeniden girer. Evet. Yani uyku uyku kalıcı bir şekilde bozulabilir. Ama o kalıcı bir şekilde bozulan uykuyu bile daha az hasar yapan bir uykusuzluk sorunu haline dönüştürebiliriz. Çünkü bir takım çalışmalar uyku meselesinin sadece hapla çöple çözülecek bir yüzeysel problem olmadığını net ve açık olarak bize gösterdi. Evet, siz dersiniz hapı yutarsınız. Yani o ayrı bir konu. Burada da gündeme geliyor. Yani ben uyku problemim var, hemen bir uyku ilacı alayım dediğin zaman iki gün, üç gün üst üste alınca dördüncü gün o hap almadan uykuda zorlanmaya başlayabilirsiniz. Uykusuzluk hangi tehlikeli tırnak içinde kronik hastalıklara kapı aralar? Mesela hipertansiyon. Yani ben tansiyon hatam oldu diye gelenler hasta ama öncelikle dün gece güzel uyudun mu ya da bu arada uykusuzluk çekiyor musun diye soruyorum. Çok önemli. Uykusuzluk anında hipertansiyonu tetikler ve hipertansiyon probleminiz varsa ayarınızı bozar ya da adayıysanız ertesi sabah hipertansiyonuyla tansiyonu bir olarak uyanabilirsiniz. İkincisi uyku sorunları, metabolik sorunlarınızı tetikler. Uykusuzluk problemi, Hashimoto'nuzu mesela tiroid tetikler. Uykusuzluk meselesi beyninizde bellek problemlerine yol açarak demansı tetikler. Demans gelişince de uykusuzluğunuz tetiklenir. Uykusuzsanız eğer stres yönetiminiz bozulur. Yani o kadar çok iç içe bir örgü var ki beden ruh arasında bu ilişkiyi bir yerinden koparıp tek başına birini düşünmek pek doğru olması gerekir. Evet. Şimdi aslında bazı uykuyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar vardır. Hep Merkel'den ve daha öncesinde Lady'den de örnek verirsiniz. Bana 5 saat uyku yeter derler. Doğru mu? Hayır, yetmez. Erişkin birisinin yani yaşı 25-30'u geçmiş
birisinin ortalama uyku süresi 7 ile 9 saattir. 6 saatin altı kesmez, 9 saatin üstü gerekmez. Araştırmalar gösteriyor ki 9 saatten çok uyuyan kişilerde kanser sıklığı fazla. Yine araştırmalar gösteriyor ki 6 saatten kısa uyuyan kişilerde demans sıklığı fazla. Ve zaten çok az uyumakla devletleri veya işlerini yönettiğini idare eden kişiler hep maalesef demansa eğilimli oluyor. Örnek Reagan, 4 saat uyuyorum dedi. Örnek Demirley'di, Thatcher, 4 saat uyuyorum, İngiltere'yi idare ediyorum diyordu. Ömrün ikisi de son 15 yıl neredeyse Alzheimer olarak tamamladılar. Horlamayı masum bir şey olarak görmek doğru mu? Hayır. Horlamanın her türlüsü riskli. Yani horladığınız zaman zaten yeteri kadar beyninize oksijen gönderemiyorsunuz demektir. Horlamanız ağırlaştıkça beyninize giden oksijen miktarı düşer. Horlamanız uyku apnesi düzeyine gitmişse beyniniz hepten belli periyotları oksijensiz tamamlamak zorunda kalır. Bu da beyninizin gece beyni temizleme fonksiyonu uykunun var. Gece lenf bir sistemimiz var. O gliolenfatik sistem dediğimiz sistem veya glenfatik sistem kısaltılmışı bir nevi kanalizasyon sistemi beynin. Ama o sistemin iyi çalışması için uyumak zorundasınız. Ayrıca uyku tamirci, gece tamircisi. Uyku bellek ütüsü yapıyor. Belleği ütülüyor. Dolayısıyla iyi uykunuz yoksa bunların hiçbirisini sağlayamazsınız. Biraz horlama o zaman sesli bir sinyal. Net bir şekilde. Horlama uykuyu bozduğu için olağanüstü bir sinyal. Veriyor o sesle. Evet. Gündüz uyuklamanın nedeni tembellik midir yoksa? Kötü haber. Kötü yani haber. Gündüz şekerleme yapmak ayrı bir şey. Ama gündüz eğer özellikle mesela buradan biz izleyenleri hatırlatalım. Kahvaltıdan sonra uyukluyorum diyen bir 70 yaşında büyüğünüz varsa en kısa zamanda bir nörologla görüştürün. Belleğiyle ilgili bir testten geçirin. Evet. Yani durup dururken hipoglisemisi olmadan kahvaltı yapıyorum, uykum geliyor. Öğleden sonra akşam üzeri rastgele saatlerde uyuyor. Bunların hepsi olumsuz işaretler. Çünkü lüzumsuz saatlerde uyunan uykular bir kere gece uykusundan çalar. Bunu unutmayalım. Gece uykusundan çalar. İkincisi de gündüz uyuklamaları öncelikle Alzheimer'ın işareti olabilir. Muhtemel bir Alzheimer'ın muhtemel bir Parkinson'a da işaret edebilir. Bir kenara not etmekte fayda var diye düşünüyorum. O zaman şekerlemeyi nereye koymak lazım? Şekerlemeyi yapmak iyi midir, kötü müdür? Kimin için? O önemli. Yani mesela sizin yaşınızdaki bir hanımefendinin şekerleme yapması gerekmez. Ya da üniversite okuyan bir çocuğun şekerleme yapması gerekmez ama 60 yaş sonrası beyin kapasitesi şu veya bu şekilde az da olsa yaşa bağlı kapasite kaybına uğramış birisinin saat 2 ile 3 arasında, 1,5 ile 3 arasında kısa 10-15 dakikalık bir uyku çekmesi, uyku dinlenimi yapması, bunu asla 20-25 dakikaya geçirmemesi lazım. Çünkü gece uykusundan çalar uykusuz kalır. Bu şekerleme buysa işe yarar. Yani şekerlemenin gerçekten bir faydası var. Süresi ve zamanlaması önemli. Yani akşam 6'da şekerleme yapılmaz, sabah 9'da da yapılmaz. Evet. Niye bu saatte yapılır sorusunun cevabı, sorusu aklınıza gelebilir. Araştırmalar gösteriyor ki bizim uykuda beynimizin uyuduğu beyin dalgaları ile aynı beyin dalgalarının benzeri alfa dalgaları bu saat 1 ile 3 arası diyelim bir öğleden sonra kısa bir orada bir alfa dalgalanması var. Yani orada kısa bir uyku işe yarayabiliyor. Zaten medeni toplumlardan çok eski toplumlarda ve hala bazı Afrika topluluklarında iki uyku var günde. Yani birisi o gün ortasındaki kısa uyku, bir de gece uykusu. Evet. Peki çocuklar, gençler dediğimizde gündüz uykusu ayrı. Ya da onlar şekerleme, onlarda da böyle gerekmez. Bir sinyal riski var Hayır. mı? Hayır. Yani bir kere zaten beynin kendine göre bir uyku ritmi var. Melda Hanım. Yani yeni doğmuş çocuk 20-22 saat uyurken çocuk büyüdükçe o 18 saat, 16 saat, 14 saate düşer. Ama erişkimiz için uyku süresi ve uyku zamanlaması kronobiyolojiye bağlı. Yani biz gün doğarken uyanan ve gün batınca uykuya hazırlanıp uyuması gereken bir kronobiyolojik yapılanmaya sahibiz. Bu yapılanma kendisini 15 yaşından 20 yaşından itibaren zaten yerleştiriyor ve bu yapılanmayı ölene kadar biz taşıyoruz. Uykusuz olmaz diyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Tüm uykusuyla yaşasın hayattayız az sonra. Yaşasın hayat devam ediyor efendim. Uyku ve uykusuzluk dedik. Arada ne kadar önemli bir hat olduğunu, kırmızı bir hat olduğunu altını çizdi hocam. Uyku kaçıran besinleri hatırlatalım mı? Belki evet. Farkında olmadan akşamları bir elma yiyorsak mesela. Mesela uykunuzu kaçırıyor yani.
uykuyu kaçırıyor, kayısı uykuyu kaçırıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bitter çikolata veya başka bir çikolata içindeki kafein benzeri maddeler nedeniyle uykuyu kaçırıyor. Bunun dışında çay kahve uykuyu kaçırıyor. Akşam içtiğiniz çay kahve uykuyu kaçırıyor. Hani akşam ben 3 tane kuru kayısı yiyeyim, bir de yarım elma yiyeyim atıştırmalık derseniz işiniz zor. Bu uyku kaçıranların yanında bir de uyku dostu besinler var. Mesela tam tersi bir meyve olarak kivi uykuyu davet ediyor. Akşam yemeğinde yiyeceğiniz bir hindi eti uykuyu davet ediyor. Kabak çekirdeği uykuyu davet ediyor. Süt ürünlerinin hepsi. Sütün kendisi ama daha da ileri gidelim yoğurdu, ayranı uykuyu davet ediyor. Biraz bu uyku dostu besinleri bilmekte fayda var. Uyku düşmanı besinleri bilmekte fayda var. Zencefil de uyku kaçırıyor mu? Uykuyu kaçırır zencefil. Devam ettiğimizde hep baştan beri konuştuğumuz aslında şu stresi yönetmek. Değil mi? Uykuyu kaçıran da stres, başlıklar pek çok sıraladık. Stresi azaltan beslenme sırrı desek, öyle bir sır versek nereden başlayalım? Bu çok önemli bir konu ve geleceğin konusu. Onu önce altını çizelim. Belki hatırlayacaksınız 2-3 yıl kadar önce yine bu programlarımızda siz yine probiyotikleri konuşurken yakın bir gelecekte tıpkı magnezyumun sitrat tuzu krampa iyi gelir. Glisinat tuzu uykuya iyi gelir. Malat tuzu enerji verir diye ayırdığımız gibi magnezyumu probiyotikleri de ayıracağız demiştim size. Psikobiyotikler çıkacak, metabobiyotikler çıkacak, hatta immünobiyotikler çıkacak. Yani bağışıklığı güçlendiren filanca probiyotik, psikolojimizi ilgilenen filanca probiyotik, kilo vermemizi sağlayan filanca probiyotik, ishal yapan, ishali kesen veya ishali kabızlığı tedavi eden bir ayrı bir probiyotik, İsarken ishalinizi kesen ayrı bir probiyotik. Yani bir probiyotik familyasını kendi içinde kunduracı, terzi, ne bileyim işte gözlükçü, marangoz, kitapçı ayıracağız demiştim. İşte bu haberlerden bir tanesi, bu haber bununla ilgili psikobiyotik gücünüz arttıkça, yani bağırsaktaki probiyotik gücünüz arttıkça depresyona karşı kurduğunuz defans artıyor. Bu nereden çıkıyor? Mesela kandida işgaline uğrayan, bağırsaktaki faydalı bakteri gücü ileri derecede azalan kişilerin çoğu yüksek strese uğruyorlar. Ve hatta yine bu kandida işgali olan kişilerin çoğunda başka kandidiyazise bağlı stres yorgunluğu, tıpkı tükenmişlik sendromu gibi stres yorgunluğu hali ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla eğer ben bağışıklık gücümü arttırmak için probiyotik alıyorsam bunun bir miktar muhtemelen strese karşı defasımda da rol oynayabileceğini düşünebilirsiniz. Ama ben buradan hemen söyleyeyim. Bifidobakterilerin ve laktobasillerin bir kısmı üzerinde patentlenmek üzere birçok firma psikobiyotik olarak yani stres azaltan, psikolojiye iyi gelen, neşe veren, heyecan veren, huzur veren, ne bileyim işte kahkaha yükleyen bir takım maddeler salgılıyor bu bakteriler bağırsakta. O maddeler bağırsaktan emiliyor, beyine gidiyor, beyninize mutluluk verebiliyor. Ya da tam tersi, evet. O maddelerin salgıladığı toksik maddeler, o bakterilerin oluşturduğu toksik atıklar bağırsaktan inip beyninize hasar yapabiliyor. Hatta burada bir tık daha ileri gidip Parkinson hastalarında bağırsaktaki probiyotik dengesi bozukluğunun da rolü olabilir yönünde ciddi çalışmalar var. Daha sonra bunlarla ilgili veriler kesinleşince konuşuruz. Evet, probiyotikler dedik. Evet. Bunlara yani stresi azaltan beslenme sırrı dediğimizde devamını getirebilir miyim yoksa psikobiyotik? Olabildiği kadar kefir yiyin, olabildiği kadar yoğurt yiyin, olabildiği kadar turşu yiyin. Yani 3 tane temel şey var. Turşu, kefir, yoğurt. Özellikle kefir ve turşu en kolay olanı. Özellikle şimdi kışa girerken hepimiz için kefir ve turşu. Biraz daha ileri gidelim. Hani biraz da boza belki. Akşam bir şey yapacaksanız boza. Kış akşamlarında. Peki. Aslında herkes stresli olduğunu hissediyor. Biraz önce saydığınız nedenlerle. Pek çok haber akışı var. Ama neredeyim onu nasıl anlayacağız? Yani ne kadar acil ne kadar değil. Stresli durum ne zaman acil oluyor? O ne zaman o sinyali alalım bu sinyal dediğimizde? Aslında stressizim diyorsanız da işiniz zor. Yani sıfır stres mümkün değil. Ve sıfır stres zaten insanı uyuşuk, üretkenlikten uzak, çalışmadan azade, mutsuz bir kişi haline de getirebilir. Dozunda stres bizi üretkenliğe zorlar. Bunu unutmayalım. Önemli olan stresin dozunun artması ve kronikleşmesidir. Yani taşıyacağınız yükten daha fazla stresi taşıyabileceğiniz
süreden daha uzun süre omuzlarınızda hissettiğiniz zaman stres bir problem olmaya başlar. Ne zaman onu fark edeceksiniz? Eğer izah edemediğiniz baş ağrılarınız, izah edemediğiniz baş dönmeleriniz, izah edemediğiniz kulak çınlamalarınız varsa, anlam veremediğiniz tansiyon zıplamaları, fırlamaları yaşıyorsanız, sırtınızda, boynunuzda, ensenizde, özellikle iki küreğinizin arasında ve omuzlarınızda ciddi ağrılar, spastik kas ağrıları hissetmeye başladıysanız, bu yönetilemeyen bir stres düzeyine, sizdeki stres birikiminin ulaştığına işaret eder. Başka, gece terlemelerle uyanıyorsanız, avuçlarınız çok fazla terlemeye başlamışsa, bu da stres yükünüzün arttığı anlamına gelir. Çarpıntı ataklara yaşamaya başladıysanız, öfke kontrolünde zorlanıyorsanız, durup dururken gaz, şişkinlik vesaire gibi şikayetlerden ya da mide kramplarından, bağırsak spazmlarından bahsetmeye başlamışsanız, sırf stresle bağlantılı kolit var, spastik kolitlerimiz veya huysuz bağırsak sendromu, ama orada huysuz olan bağırsak değil, huzursuz olan bağırsak değil, huzursuzluğu veren beyindir, stres yüküdür. Dolayısıyla bu belirtileri gördüğünüz zaman bu benim stresim artık yönetilebilir olmaktan çıkıyor. Bu stres meselesine daha kalıcı çözüm arayayım demeniz lazım. Ama o çözüm için de hemen gidip bir psikoloğun veya psikiyatrisin kapısını çalmanız gerekmiyor. Siz stresle hesaplaşacak bir sağlık okuryazarlığı düzeyine ulaşmaya gayret edin. Doğru kaynaklar bulun ve o kaynaklardan neden bu işaretin stres, bu işaretlerin stresi gösterdiğini öğrenin ve o stresi azaltmak için kendinizin yapabileceği şeyler, çünkü gittiğiniz psikolog her an yanınızda değil, psikiyatrist yanınızda değil, verdiği hapları da belirtemezsiniz. Dolayısıyla yapacağınız şey bir nefes alma eğitimi almanız, bir farkındalık egzersizi geliştirmeniz, bir mindfulness yani farkındalık kavramıyla tanışmanız, yogaya birazcık böyle, birazcık meditasyona, birazcık şükretmeye, birazcık duaya, birazcık manevi yaşama doğru kendinizi çekmeniz, biraz ailenizde, evinizde, işinizde, hayatınızda, dostlarınızda, hayatta kurduğunuz ilişkilerin tamamıyla ilişkilerinizin şekli, yapısı ve dozunu gözden geçirmenizde fayda var. Profesyonel destek önemli ama önce kendi hayat bağınızı güçlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Profesyonel desteği ilaç olarak düşünmeyin. Yani hocam bugünlerde stresli hangi vitamini yutayım? Yok öyle bir şey. Doğru, stresli kişilerde bir grup vitaminleri iyi gelir. Doğru, magnezyum iyi gelir. Tam onu soracaktım. Doğru. Hangi grup diye izleyicilerimiz merak eder. Özellikle magnezyum. Özellikle magnezyum. Hangisi? Özellikle magnezyumun malat, silat, glisinat, sitrat karışımı formatları çok iyi gelir. Yani stres magnezyumu diyorsa bir magnezyum yok ama beynimize daha iyi mesajlar veren magnezyumlar var. Magnezyum treonat gibi. Bir de stresin oluşturduğu kas kramplarını ve spazmlarını çözen magnezyumlar var. Magnezyum sitrat gibi. Ya da strese bağlı uyku bozukluklarına iyi gelen magnezyum tuzları var. Magnezyum glisinat gibi. Ama bence stresle magnezyum dost bu. Çok net. Evet. B12 omega. Onlar omega 3 daha az ama omega'nın özellikle 9 eksonik asidi. Yani stresle D vitamini de bağlantılı ama yani stres deyince aklımıza 1 magnezyum gelmeli bence. 2 B12 folik asit gelmeli. Folik asit de çok böyle kenara bırakmayın. B9 vitamini, folik asit depresyonla mücadele, stresle mücadele etkili. Stresle mücadelede bitkisel destek var mı hocam? Var. Nedir? Mesela adaptojenler var. Adaptasyon yani sağlayan. Yani strese girince sizi sakinleşmeye sevk eder. Mesela rhodiola, mesela ashwagandha, mesela ginseng. Bu üçlü önemli. Tekrarlayalım. Rhodiola, ashwagandha ve ginseng. Stresliyseniz biraz daha böyle itfaiye gibi olan bitkisel destekler var. Kedi otu. Ciddi bir geçici de olsa veya pasiflora özleri. O da çok ciddi. Şerbetçi ot özleri. O da geçici. Papatya çayı. Çabucak. Bir papatya çayı anında etkiler ama onun tabii etkileme dozu sizin stresinizle bağlantılı biraz. Doğru. Doğru. Şimdi hangisi doğru değil? Doğrudan karşılaştırmalı sorularla gidelim. Protein için kırmızı et mi, mercimek mi? Tabii bütçe de önemli de. Bence bütçeyi de dikkate alın. Sağlığınıza dikkate alın. Önceliği mercimeğe verin. Belki şaşırtıcı gelecek size ama. Şundan dolayı mercimek tabii ki etteki B12'yi içermez. Ama mercimek aynı zamanda etteki kadar yoğun, bağırsakları fırçalayıp kansere sevk eden demir de içermez. Ayrıca etteki protein bir miktar daha biyolojik açıdan güçlü gibi size gelebilir ama
Ette olmayan bir sürü antioksidanı mercimekten kazanma imkanınız var. Ama çok daha önemli bir faktörü siz biraz önce söylediniz. Mercimek ete göre hala inanılmaz ucuz. Ve çok fazla yerde anında kullanabilirsiniz. Yani makarnanıza mercimek, salatanıza mercimek, çorbanıza mercimek, mercimek köfte, mercimek. O bir sürü yerde mercimeği kullanabilirsiniz. Onun için bence önceliği mercimeğe verin. Şimdi kalsiyum için diye soracağım. Süt mü, lahana mı? Kesinlikle kalsiyum için yine lahana. Bitkisel demirler, bitkisel kalsiyum, bitkisel yapıdaki bu tip destekleri bitkilerden almak daha önemli. Çünkü bitkisel kalsiyumun sütten elde ettiğiniz kalsiyuma göre emilim oranı çok daha yüksek. Çünkü sütte oksalat, pardon fosfata bağlı olduğu için süt içen hanımların kalsiyum aldıkları kalsiyum bağırsaktan beklenildiği oranda emilmiyor. Zaten öyle olsaydı yılda bilmem 40-50 litre yakın, tam rakam bilmiyorum, yanlış söylemiş olabilirim ama 30'un altına düşmez. Yüksek oranda süt tüketen Amerikalı hanımlar osteoporozda dünya birincisi. Yanında fakir Meksikalı sütle tanışmıyor. Hiç süt içmeyen Hindistan halkı osteoporozda tanışmıyor. Meksika'da tanışmıyor. Yani burada sütle, süt ürünüyle bu iş olsaydı Hindistan'daki bütün hanımların kemiklerinin perişan durumda olması lazımdı. Değil. Peki. Geldik kolesterol başlığıyla soruya. Kolesterolü artırmada et mi, yumurta mı? Hangisi daha etkili? Bu da güzel bir konu, önemli bir konu, güzel bir soru olmuş. Şunu iyi bilirim, bir yanlışımızdan yaklaşık 15-20 yıl önce döndük. Yani yumurta yanlışı önümüzde duruyordu. Evet, evet. Hepimiz buna inanmıştık elimizdeki bilimsel verilerle. Ama orada da endüstrinin bizi aldattığı ortaya çıktı. Meselenin yumurtadaki kolesterolün yoldan çıkarılmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Yoksa yumurtanın kendisinin değil. Özeti şu. Biz kolesterolü iki yolla üretiyoruz. Bir, kanımızdaki kolesterolün diyelim, iki kaynağı var, üretiyoruz demeyelim. Bir, gıdadan gelen kolesterol. Bu maksimum %20'si toplam kolesterol rezervimizin. Bir de bizim trans yağlardan ve özellikle de doymuş yağlardan ürettiğimiz, karaciğerde ürettiğimiz, bizim ürettiğimiz kolesterol, vücudumuzdaki kolesterolün %80'i. Gıdalarda kolesterol ne kadar çok olursa olsun farklı gıdalardaki kolesterolün bağırsaktan emilim oranı çok az ve çok değişken. Ama yumurtadaki kolesterolün bizim düşündüğümüzün çok daha altında emildiğini biliyoruz. Eski mantığımız şuydu. Madem yumurtada 200 mg kolesterol var bir tanesinde ve madem ki bizim günlük ihtiyacımız zaten 200 mg, ben yumurtayı haftada 2'den fazla, 3'den fazla yemeyeyim. Benim de bakın eski notlarıma, 2000 yılının önceki notlarıma, 2000 yılının ilk 5 yılında falan yumurtaya mesafeliydik. Ama sonra anladık ki yumurta tam tersine iyi kolesterol arttırıyor, LDL'yi de o kadar çok yükseltmiyor. Çünkü yumurtanın içindeki kolesterol içindeki miktarıyla aynen emilmiyor. Çok daha düşken biliyor. Dolayısıyla kolesterolü yükseltmedi. Etin günahı yumurtadan çok daha fazla yağlı bir etin. Çünkü en yağsız ette bile %8-10 doymuş yağ vardır. Kıpkırmızı et yiyorum hocam deseniz bile bana, ben derim ki onun %8'i onu doymuş yağdır. Ama bir pirzola yiyorsanız afiyetle onun önemli bir kısmı doymuş yağdır. Ve o doymuş yağ karaciğeriniz aslanlar gibi kolesterolü çevirecektir. Şansınız yok. Aman dikkat. Günde bir yumurta tamam o zaman. Evet. Peki. Devam ettiğimizde kolesterolü düşürmede yulaf mı fasulye mi? Bu da yine bir bilinen bir bilginin eksikliği yönünde önemli bir soru. En az yulaf kadar fasulye de kolesterol düşürmede etkili. Yulaf doğru kolesterol düşürüyor. Ama besin zenginliği açısından baktığınız zaman fasulye yulaftan çok daha fazla besin zenginliğine sahip. Fasulyenin içerisinde yulafa göre çok daha fazla magnezyum var, demir var. Yine fasulyenin içerisinde yulafa göre çok daha fazla B vitamini var. Yulafa göre çok daha fazla antioksidan rezervi var. Yulaftan çok daha fazla protein gücü var. Böyle baktığınız zaman bir kere yulaf fasulye kıyaslaması zor. Ama yulafın posa gücü ciddi oranda kolesterol bağlıyor bağırsakta. Yani siz yumurtalı bir menüde fasulyeli bir şey yediğiniz zaman hemen hemen o gıdadaki kolesterolün çok önemli bir kısmını zaten yememiyorsunuz. Özeti şu, kolesterol düşürmede bizim bildiğimiz kuru fasulye, bizim bildiğimiz diğer bakliyatların tamamı, buna mercimek, bezelye dahildir.
en az yulaf kadar etkili. Onun için biz bu sene, bu kış özellikle yine ekonomiyi dikkate alarak biraz daha bakliyat ağırlıklı beslenmeye özen gösterelim. Evet. Devam ettiğimizde zeytin mi, zeytinyağı mı daha faydalı? Normalde meyvesi dersiniz, suyu değil dersiniz ama burada ne? Zeytin. Yine zeytin. Meyvesi tabii. Zeytin meyvesi, bir de zeytin meyvesiyle zeytinyağını kıyaslamak sağlık açısından portakalla portakal suyunu kıyaslamak kadar aynı. Hatalı. Portakalın nasıl kendisi suyundan daha değerliyse zeytinin de kendisi zeytinyağından daha değerli. Peki hangisi doğrulara devam edelim? Sebzeleri haşlamak doğru mu? Yani besin değeri gidiyor deriz bazı şeyler için. Doğru. Doğru değil. Yani söylediğiniz cümle doğru. Bizim mutfağımızın, gene de dünya mutfağının aslında bir eksikliği bu. Sebzeleri haşlıyoruz ama o haşlama suyunu döküyoruz. Evet. Bırakın haşlamayı. Mesela ıspanağı alın. Suyun içerisinde gereğinden fazla bir miktar bekletin. Bir kısmı suya hemen karışır. Döktüğünüz suyla gider. Ama özellikle haşladığınız zaman sıcak suyla temas halinde başta C vitamini olmak üzere bir takım antioksidan içerikler, mineraller vesaire o haşlama suyuyla beraber çöpe gidecek. O nedenle haşlama süresinin sınırı tutmakta fayda var ve o haşlama suyunu kullanabileceğiniz bir yemek stili oluşturmanızda o sebzeden fayda var. Onun için bizde mesela ıspanak yemeğini sulu, tencere yemeği pişirip kıymalı vesaire bu bizim iyi bir kültürümüzün iyi bir tarafı. Özellikle de bir besin zengini olan ıspanak bir mucize, onu bilin. Hatta pişirmeden yediğiniz ıspanak, pişirdiğinizden çok salatası çok çok daha değerli. Biraz da bu körpe ıspanak olağanüstü. Çünkü körpe ıspanak çok daha yüksek oranda folik asit, çok daha yüksek oranda magnezyum, çok daha yüksek oranda aklınıza gelmez glutatyon, koenzim Q10, alfa lipoik asit. Yani kremlerine tonla para verdiğiniz pek çok şey aslında cildiniz için ıspanak da var. Belleğiniz için, her şey için. Peki, güzeldi. Şimdi araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Az sonra sizdeyiz. Şimdi sizlere Osman Hoca'ya sorun diyeceğiz efendim. Bunun için sorduk da aslında izleyicilerimize. Onlar da size sordu. Hemen kulak verelim mi? Memnuniyetle, buyursunlar. Osman Hocam merhaba. Helikobakter kanser yapar mı? Helikobakter kanser yapar mı diyor izleyicimiz. Eğer zamanında müdahale edilmez ve çok uzun süre mide helikobakter mikrobuyla baş başa bırakılırsa maalesef mide kanserine yol açabiliyor. Bu nedenle kronikleşmiş mide şikayeti söz konusu olduğu zaman bu mide şikayetini biraz ciddiye almak ve o mide şikayetinin bir helikobakter problemiyle alakalı olup olmadığını araştırmak, yani bir endoskopi yaptırmak ve endoskopiste endoskopi yapan gastroenteroloğa helikobakter testini de istediğinizi hatırlatmakta fayda var. Önemliydi. Çünkü antibiyotikle helikobakteri 14 günde tam şifaya ulaştırabiliyorsunuz. Bu bir kanserin önlenmesi anlamına geliyor. Çok önemli. Evet. 14 günlük bir tedaviyle. Hepsi bu. Hepsi bu. O kadar net. Şimdi yine böyle iyi bir soru için size kulak veriyoruz. Osman Hocam merhabalar. Zona aşısı işe yarar mı? Zona aşısı işe yarar mı? İzleyicimiz soruyor. Son yıllarda biraz aşı kültürümüz, daha doğrusu aşı bilgimiz arttı. Bunda geçen demeyelim ama geçirmekte olduğunuz ama hafifleyen salgının da etkisi var. Yani zatürre aşısı, grip aşısı, Covid-19 aşısı, başka ne aşıları var? Hepatit B, hepatit A aşıları. Bir de şimdi, hatta bir de migren aşısı çıktı son zamanlarda. Bir gün konuşalım, evet. Zona aşısı. Zona önemli bir problem. Yaşlıların yaşam kalitelerini ciddi düşürebilen, gençlerde bile ortaya çıkabilen bir problem ama gençlere zona aşısı yapmaya lüzum yok. 65 yaş üstü gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçirildi. Türkiye'de de zona aşısı bakanlıktan onay aldı. Bağışıklığı düşük, zona geçirmesi ihtimali yüksek, zona geçireceği zaman ağır geçirme ihtimali yüksek olan kişilerde, düşkün, organ yetersizliği olanlarda zona aşısı düşünülebilir. %85 koruyuculuğu var ki ciddi bir koruyuculuk oranı. Tek bir kabahati var, çok pahalı. Önemli bir kabahat. Evet ve devlet ödemiyor. Peki. Bu önemli notla gidiyoruz. Bir diğer soruya size kulak veriyoruz. Osman Hocam merhaba. Kandida yorgunluğu nedir? Kandida yorgunluğu nedir diyor izleyicimiz. Teknik sorular geliyor aslında bugün izleyicilerimizden. Evet.
Bağırsak florası bizim en önemli bağışıklık defansımız. Bunu bir kere hatırlayalım. Mikrobiyota dediğimiz yaklaşık 1,5 trilyona yakın bakterinin yaşadığı bir muazzam bir rezervimiz var bağırsaklarımızda. Ve biz aslında onlar sayesinde çoğu bağışıklık maddesini, çoğu bağışıklık ürününü üretiyor ve kendimizi koruyup kollama fırsatı buluyoruz. Ve bu bağırsak florasında bir denge var. İyiler ve kötüler. Hayatın her alanında olduğu gibi. Orada eğer iyilerin sayısı azalacak olursa, nasıl azalır iyilerin sayısı? Yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımıyla, kötü beslenmeyle, hastalıklarla, bağışıklığı baskılayan yanlışlarla vesaire. Bağırsaktaki o iyi bakteriler azalınca normalde zaten bağırsağımızda olan ama sınırlı miktarda olan kandida dediğimiz mantarlar bağırsağımızın tamamını neredeyse ağzımızdan makatımıza kadar her alanı işgal etme eğilimine giriyorlar. Bu kandida işgali çoğaldıkça da kandidaların ürettikleri bir takım yan maddeler kanımıza karışırsa eğer bizi yorgun, bitkin, hatta bazen böyle hafif alkollüymüş gibi, sağlığa zararlı alkol gibi bir kandida sarhoşluğu içine sokabiliyorlar. Maalesef bu bir gerçek. Çünkü yoğun kandida taşıyıcılığı, yoğun kandida disbiyozisi dediğimiz biyolojik dengesizliğine giren kişilerde ciddi yorgunluk, halsizlik, yani sadece olay gaz, şişkinlik, ishal falan olmuyor. Sadece evet. Yani ciddi kronik yorgunluğu olan kişilerde arkasında bir gizli kandida disbiyozisi var mı diye ben her seferinde ve ısrarla araştırırım. Önemliydi. Şimdi izleyicilerimizden gelen diğer soruları izleyicilerimiz adına ben size ileteyim. Stres saçları nasıl beyazlatıyor? Saç beyazlamasını önlemek mümkün mü? Hangi takviye? Eskiden Türk filmlerinde Yeşilçam'da olurdu. Bir anda saçlar beyazlardı. Hani dramatize mi ediliyor derdik. Yok. Ama bu gerçeklik payı evet. Net değil yani, mi? Evet yani çok ani ve çok ağır ruhsal travmaların insanın saçını beyazlatması da mümkün. Saçını böyle neredeyse tutam tutam dökmesi de mümkün. Çünkü saç köklerinin bizim beyin böbrek üstü bağlantısıyla bizim hipotalamo hipofizer adrenal eksen dediğimiz bir eksen var. Bu stres ekseni orayla çok yakın ilişkisi var. Ve o ilişki bazen gerçekten saçları bembeyaz ya da saç kaybında çok ağır travmalar yaratabiliyor. Ama saç kaybını veya saç rengini düzelten bu anlamda elimizde net bir silah yok. Yani ben saçım beyazlandı hangi hapla bunu düzeltirim diyorsanız bunun öyle bir hapı olmadığını bilmeniz lazım. Dökülmesine karşı? Dökülmesine karşı da saçın eğer bir şeyinizin eksikliğindense yerine koyabilirsiniz. Birincisi bu. Yani folik asit eksikse koy, demir eksikse koy, magnezyum, D vitamini eksikse koy, B12 eksikse koy, omega 3 koy, tamam. Ama her zaman bunlar eksik olmuyor. Çok nadiren tabii biyotin eksikse, çünkü eksikse onları da yerine koyuyoruz. Ona rağmen saç dökülmesine engelleyemeyebiliyoruz. Kolajen takviye ediyoruz, yine olmuyor. Ama bazen bunlarda da muazzam başarılar yakalayabiliyoruz. Bazen bazen diyorum son zamanda Covid sonrası saç dökülmelerini de konuşmuştuk. Evet, sizinle. Orada Covid stresine bağlı oldu. Yine aynı yere geldik. Yani Covid bazı kişilerde tıpkı kanser stresi gibi bir enfeksiyon, bir yorum korkusu stresi yarattı. Ama artık bakın bugünlerde hiç Covid saç dökülmesi konuşmuyoruz. Çünkü Covid'den başlangıçtaki kadar korkmuyoruz. Ya doğru. Hem biz aşılanıp güçlendik hem de virüs biraz mutasyona uğrayıp güç kaybetti çok şükür. Umarım daha da kaybeder. İnşallah. Siyah çay içmek ölüm riskini nasıl azaltıyor diyor izleyicimiz bir haber üzerine. Siyah çay içenlerde ani ölümlere de, kalp damar hastalıklarından ölümlere de, bellek bozukluğuna ya da beyin felcine bağlı ölümlere de daha az rastlandığı çok ciddi araştırmalarda gösterilir. Çay diyemiyoruz buna çünkü aynı bulgu. Çok öne çıkardığımız yeşil çayda ya da çok sık gündeme getirdiğimiz oolong çayında veya diğer çaylarda pek fazla yok. Burada muhtemelen çayın, bizim siyah çayın üretimindeki fermantasyon süreçlerinin bir etkisi olabilir mi? Tahminen söyleyeyim. Çayı üretirken de fermante ediyorsunuz. Anladım. Yani normal çay yaprağını topluyorsunuz. Bir kısa bir fermantasyon ve fırınlama işi yapmazsanız lezzeti katamıyorsunuz. Onun için bizim çayımız daha lezzetli. Evet, kesinlikle. Siyah çay. Kesinlikle. Şöyle bir bakıyorum. Bir soru dedi yönetmenim. Onun için seçemedim ya. Tansiyon yükselmelerinde felç riski var mı? Var tabii. Yani özellikle yaşlıysanız, damarlarınız da gevrekse, hele hele bir de Allah korusun gereksiz yere
kanı sulandırmak için aspirin veya ıvır zıvır kullandıysanız o damar patlayınca felç olma riskiniz artar. Çünkü sistem kendini koruyamaz, kollayamaz, tahmin edemez. Ya da bir pıhtı koparsa tansiyon fırladığı zaman boynunuzdan oradan buradan o pıhtı gidip bir damar tıkarsa bu sefer kanamaya bağlı felç değil de tıkanmaya bağlı iskemik felç geçirme ihtimaliniz yine artar. Aman dikkat dedik, geldik iyi hayatın anayasalarına. Tabii ki. Değil mi, biraz daha sakinleştirelim, biraz daha iyi haber verelim, motive edelim. Manevi şifayı ıskalamayın diyorsunuz hocam. İlk anayasanın maddesi bu, bu hafta. İyi hayatın zannettiğimiz gibi sadece ne yediğimiz, ne uyuduğumuz, ne kadar egzersiz yaptığımız veya ne kadar iyi hayat şartlarına ulaştığımızla pek alakası, yani tamamen birebir alakası yok. İyi hayatın bizim manevi gücümüzle de alakası var. Bunu çok sık ben gündeme getiriyorum. Çünkü buna en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden, çağlardan birinden geçiyoruz. Manevi gücü olan, fazla olan insanlar daha kolay adapte olabiliyor, daha kolay hoş görebiliyor, daha az öfkelenebiliyor, daha az öfkelenip hoş gördüğü için daha güzel uyuyabiliyor. Daha doğru beslenmek için daha sakin düşünme şansı oluyor. Onun için manevi şifa, iyi hayatın bugünlerde bizim için en önemli olan maddelerinden birisi. Daha çok şükretmek, daha çok duaya sığınmak, duanın, inancın iyileştirici gücünden güç almak bugünlerde çok daha önemli. Evet. Şifa niyetine diyoruz. Bir diğeri de doğaya daha sık dokunun. Bunun aslında Japonlarda bir tedavi şekli var, kesinlikle, değil mi? Ormanda kesinlikle. Yani tedavi şekli. Doğadan uzaklaştıkça uykumuz, huzurumuz, stresimiz artıyor. Doğa, yani bir ağacı kucaklamanın bir antidepresan kadar ya da bir trankilizan kadar etkisi olduğunu düşünenlerdenim ben de. Onun için çok güzel bir lafı vardı rahmetli Süleyman Bey'in, ne derdi? Güneşi teninizde, rüzgarı cildinize hissetmeniz lazım. Aslında bütünüyle doğayı, yaprağı, ağacı, çiçeği, kuşu, hepsini dinlemek, dokunmak, koklamak lazım. Çünkü onların bize verdiği enerji gerçekten milyonlarca yıldır gelişme sürecimizde, iyileşme sürecimizde kazandığımız enerjinin aynısı. Müthiş. İlaçlara mesafeli durun diyorsunuz bir hekim olarak. Evet. Hep sorgulayın dersiniz. Kesinlikle. Yani size biri hekim, kim olursa olsun, 40 yıllık bir hekim de olabilir, ben 44 yıllık bir hekimim. Bir ilaç önerdiği zaman bir, ilk sorunuz, hocam bunu yutmasam olmaz. Hayır, yutacaksın kardeşim. Peki hocam, kaç gün yutacağım? 10 gün yutacaksın. Hocam 5 gün yutsam olmaz mı? Hemen itiraz edin. Hiç ayıp olmaz. Peki, hayır 10 gün yutacaksın. Tamam hocam, peki ne kadar yutacağım? 20 miligram yutacaksın günde. Hocam onu alsak olmaz mı? Yani emin olun ki, doktorlar bütün gayretlerine rağmen her zaman optimali, optimizasyonu eşit koyamıyorlar. Biliniz ki bazen hapı yutarken hapı yutma ihtimaliniz var. O nedenle bir problemi ilaçsız çözmeye çalışmak doğru bir yaklaşım. Ancak ilaçsız çözülmeyen problemlerde de ilaca karşı direnmek, medeniyete karşı direnmek kadar enayice, safça bir iş. İlaca karşı direnmek, 2 kere 2 4 etmez, 5 eder, 3 eder gibi yanlış bir düşünce veya ilimden uzaklaşmak demek. Ama şunu bilirim ki ilaç her zaman çare değil. Yaşam tarzınızı değiştirmezseniz, yaptığınız yanlışları eğer düzeltmezseniz ilaç sadece halının altına veya masanın arka tarafına pislikleri depolamaya yarar, başka bir şey yaramaz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına yaşasın hayat dedirtecek yanıtlar geldi Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan. Umarız haberler de iyi gelir efendim. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.